Yoksa sen hala Dimes Cool'u denemedin mi? Bir paket Dimes Cool'dan tam 5 büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimes Cool, su, buz hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası. Herkese merhaba. Gelişi güzel hayallere hoş geldiniz. Bir önceki bölümü takip olarak bu bölümde de size söz verdiğim gibi Yurt dışında iş bulmaktan bahsedeceğim. Ben nasıl buldum? Bulduktan sonra başıma neler geldi? Ondan sonra işleri nasıl değiştirdim gibi birkaç tane böyle püf noktası kendi tecrübelerimle beraber de anlatmak istiyorum. İlk olarak e, gitmek istediğim ülkeye karar verdikten sonra ve elimde neler var, neler yok yani ben ne iş yapabilirim, ne yapamam gibi bunları da bir süzdükten sonra birkaç tane platformda şansımı denemeye başladım. Bunlardan bir tanesi şirketleri seçip İlanda'daki işte teknoloji şirketlerini seçip oradaki kariyer sayfalarına subscription yapmaktı. Bir tanesi job board dediğimiz bizim de kariyer net gibi olan hani böyle farklı web sitelerine bakıp bana uygun ne var ne yok bunlara bakmaktı. Üçüncüsü de işimi de bulduğum platform LinkedIn. Burada kendi Yeteneklerime göre, kendi tecrübelerime göre neler yapabilirim diye bulduğum belli başlı işler vardı. Ama LinkedIn biraz daha farklı bir platform, o yüzden başa gideceğim. Bunu da e, hikayemi baştan sona anlattığım için şu an LinkedIn'de çalışıyorum da bunun reklamını yapıyorum gibi algılanmasın lütfen. Hani ben kendim bildim bileli, LinkedIn'i çok aktif kullanıyorum ve bunda faydasını çok gördüm açıkçası. Şöyle ki. Eğer bir iş başvurusu yapacaksanız yurt dışında bir şirkete en aktif kullanacağınız platformlardan bir tanesi aslında LinkedIn. Çünkü LinkedIn sadece bir iş başvuru platformu değil aynı zamanda da bir sosyal medya platformu ve aynı zamanda da sizin sosyal CV'niz. O yüzden bir LinkedIn hesabınız yoksa açmanız sizin faydanız olacaktır. Yurt dışına çıkmak istiyorsanız, iş bulmak istiyorsanız. Hani kurumsal şirketler için konuşuyorum tabii ki. Onun dışında burada profil açtıktan sonra Belli başlı şeyler var. O profilinizin güncel olması lazım. Oradaki fotoğrafınızın profesyonel durması lazım. Yaptığınız işlerin, geçmişteki tecrübelerinizin hani çok böyle uzun değil ama çok da kısa olmayacak şekilde uyuşması lazım. Çünkü bu sistem keyword ile çalışıyor. Yani karşı taraftaki şirketlerde işe alımcılar ararken sizin tecrübelerinizle onların açtığı iş ilanının eşleşmesi için o keywordlerle eşleşmeniz lazım. O yüzden de iş detaylarınızı, işte o başlık kısmını, about kısmı, hakkınızda kısmını biraz daha böyle detaylı vurgulamak istediğiniz işte özellikleriniz mesela eğer ki bir bilgisayar mühendisiyseniz programlarınız, yaptığınız programlamaları ya da işte satıştıysanız aldığınız başarıları yazmanız, gönüllü çalışmalarınızı yazmanız bunlar çok çok önemli. Benim durumumda ben boynu bükük bir satışçı olduğum için ve satış zaten insanın kendi dilinde yapması çok zor bir şeyken bir de hani yabancı dilde yapması daha da zor olduğu için ben kendimce şöyle bir şey geliştirmiştim. Birazcık da araştırmalarım sonucu bazı yabancı şirketlerin Türkiye'de genel müdürlüğü olmadığı için bu hani İrlanda'dan yönetiliyor ve haliyle Türkçe dil bilen, ana dili Türkçe olan insanlara ihtiyaçları var. Ben de arama kriterlerini ülkeyi İrlanda girip kelimelere de Turkish giriyordum ki İrlanda içerisinde içinde böyle Turkish olan tabii fonksiyonu satış fonksiyonu seçiyorum bu arada. Satış fonksiyonlarında içinde Turkish olan herhangi bir ilan çıktığında bunu kaydedebiliyorsunuz ve her ilan açıldığında size e-mail geliyor. Ben ilk başta işimi böyle buldum. Böyle başvurdum. Ondan sonrasında bana geri döndüler. Geri döndükten sonra da işte mülakatlarımız gerçekleşti. Ve ben buraya hani hızlı bir şekilde geldim. Ama ben hızlı bir şekilde geldim. Hani benim gibi böyle hızlı bir şekilde gelenler de var. Ama normalde bu işler böyle minimum 6 ay, hani 4 ila 6 ay hatta bazıları için daha uzun şekilde yürüyor. O yüzden bu işe girerken, bu işe baş koyarken önünüze böyle uzun bir zaman koymanızda fayda var açıkçası. Ben buraya gelirken tabii bu çalışma izinleri e, çıkarılması vesaire bunlar da bir, çok büyük rol oynadı. Çünkü biz bir Avrupalı gibi elimizi kolumuzu sallayarak oradan oraya gidemiyoruz. İster istemez bir çalışma ve oturma iznine ihtiyacımız var. İşte bu sizin profilinizi güncellemeniz gereken kısımda bu yüzden önemli. Çünkü size bir çalışma izni çıkarması için karşı taraftaki şirketin yani sponsor olması için sizin ekstra bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Ya işte o dili bilmeniz lazım ya e, sizi diğerlerinden ayıracak bir şeyinizin olması lazım. Aksi takdirde adam neden sana çalışma izni para ödesin ki zaten burada ana dilde olan bir insanı alır ve o şekilde yani ana dil dediğim İngilizce bir pozisyonsa ya da dil gerektirmeyen bir şeyse o şekilde zaten ilerler. O yüzden hani e, güncelleme kısmı oradan önemli. Sonra ise bu çalışma izni kısımları sıkıntı oldu. Benim çalışma iznimi falan kaybettiler. Böyle ülkeye girerken hani vizem geldi ama o şeyli bandrolü kağıt gelmedi. Böyle ülkeye girerken üç buçuk atıyorum. Şimdi ilk defa çalışmak için bir yere gidiyorum. ve Adam bana sorsa kapıda <laughs> derse ki nerede hani bunun orijinali. Allah'tan sormadı tabii ama geri gönderilme sebebi. Neyse bunu nasıl kaybettiler, kim kaybetti hiçbir fikrim yok. Çünkü... Ankara'daki İrlanda elçiliği ise aracı firmayı suçluyor. Aracı firma onları suçluyor falan fıstık. Burada da hep böyle eliniz gözünüz üzerinde olsun derim ben. Şimdi ben buraya geldim ama ben buraya gelirken şunu bilerek geldim. Benim kabul ettiğim iş Türkiye'deki işimin çok çok alt seviyesinde bir işti. Yani ben Türkiye'de milyonlarca dolarlık bir bütçe yöneten iyi konumda bir satışçıyken burada aslında hani daha çok call center ve biraz daha böyle giriş işleri diyebileceğimiz bunu küçümsediğimden değil bu arada kesinlikle ama insan ister istemez şeyi düşünüyor yahu ben buradan buralara kadar geldim neler yapıyorum hani biraz daha böyle step back geriye adım atmış gibi oluyorsun ve ben bunu tamamen bilerek kabul ederek geldim. O yüzden hani ne iş olsa yaparım, neresi olsa giderim diye düşünürken aslında neyle neyi takas ettiğinizi ya da hani neyden vazgeçtiğinizi çok iyi bilmeniz lazım. Aksi takdirde çok zorlanıyorsunuz. Ben bunu bilerek gelmeme rağmen inanılmaz zorlandım. Çünkü şirkete girdiğimin ilk günü şun dedim. Allah kahretsin ben nereye düştüm? Google'ın bir projesiyle geldim ve e, o zaman Arvatoydu, şu an Accenture oldu bir taşeron firmayla geldim. Hayatımda hiç daha önce taşeron firmada çalışmamıştım ve buradaki gibi bir kültürde de çalışmamıştım. Firmanın mantığı biraz daha hani ucuza işçi kapatmak olduğu için işle ya da kurumsal hayat alakası ol olmayan herkesi sadece dil bildikleri için topladıkları hani böyle bir kültürün olmadığı bir e, saygı diyeyim ya da bir mesafenin olmadığı çok değişik bir ortamdı. Hani böyle işi hiç sevmedim çalıştığım insanları hiç sevmedim. Ama tabii sevmedim derken orada kendime güzel bir arkadaş grubu kurabildim. Benim gibi olan arkadaşlarımdan, benim gibi düşünen, burayı bir basamak gibi görüp gelen arkadaşlarımdan. Ama gelmeden önce şunu yaptım. Bunu tabii sözleşimi imzaladıktan sonra yaptım. İmzalmadan önce yapsaydım da fikrim değişir miydi bilmiyorum. Çünkü birinci amacım gitmekti. LinkedIn'den yine böyle arattırdım. Stokladım insanları burada kimler çalışıyor diye bir kişi çalışıyor. Burada çalışan bir kişiyi buldum ve kıza yazdım. Dedim ki yahu dedim ben geliyorum ama ortam nasıl ne hani hiçbir yerde bilgi göremedim. Glassdoor'a falan baktım o şirketle alakalı böyle bilgiler alabildiğiniz Glassdoor diye bir web sitesi var başvurduğunuz şirkette. Bir yere başvurmadan önce mutlaka ona da bakmanızı öneririm bu arada. Neyse baktım dedim hiçbir şey bulamadım. Ve o kısmına böyle inanılmaz güzel bir cevap yazdı. Yani tamamen gerçekçi bir nemse politik şu mesajı veriyordu. Yani mükemmel bir yere gelmiyorsun ama ben Türkiye'de olmaktansa burada olmayı tercih ettiğim için bir basamak olarak görüyorum gibi böyle. E, bu tonda çok profesyonel bir mesaj yazdı bana ki sonrasında kendisi en yakın arkadaşım da oldu zaten burada. Neyse ben buraya geldim ve geldiğimin ilk gününden itibaren ben buradan kurtulmam lazım, hani o büyük şirketlerden bir tanesine geçmem lazım diye düşünüyorum. İşte benim o minik arkadaş grubumda aynı bu şekilde biz hep beraber sürekli daha ilk günümüzden işlere başvuruyoruz ama öyle böyle değil ve bu çok da gerçekçi bir şey değildi bu arada. Çünkü normalde çalışma izniyle bir yere gittiğiniz zaman minimum bir sene o işte kalmanız gerekiyor. Diğer ülkelerden çok emin değilim. Ama İrlanda'da bu böyle. Bir sene boyunca siz iş değiştirmek isteseniz, karşı taraf size sponsorluk verse dahi İrlanda Çalışma Bakanlığı buna izin vermiyor ve siz bir sene orada kalmak zorundasınız. Ben de dedim ki tamam Emine artık hani bir sene burada kalacaksın yapacak bir şey yok. Bunu göz alıp geldin. Ne yapacaksın? Hani Edinebildiğin kadar tecrübe edineceksin, dilini geç, geliştireceksin. Hani burayı da biraz daha hani bir geçiş basamak olarak gör. O arada da yapabildiğin kadar mülakat yap, tecrübe kazan. Böyle bir yaklaşımına girdim ama kendime o bir seneyi hep hedef koydum. Bir sene dolmadan yeni iş bulacaktım. Tabi bu arada şeyleri görüyorsunuz, çalışma izni ihtiyacı olmayan hani insanların böyle takır takır sürekli iş değiştirdiğini görüyorsunuz. O da hani ister istemez arada moralinizi bozuyor. Bozmuyor değil ama olsun. Sonrasında ben o arada tabii işlere başvuruyorum ama benim çok yakın arkadaşlarım da işte LinkedIn'de çalışan var, Google'da çalışan var vesaire. LinkedIn'dekiler özellikle diyor ki her bulduğun işe başvurma. Çünkü bu sefer şey oluyorsun. Hani bunun aklında net bir şey yok. Ne iş olsa yaparım, ne olsa her şeye başvuruyor diye baştan elenirsin. Aa dedim peki tamam. Bir de hani çalışma izni çıkarmayacaklarsa niye başvuruyorsun? Ben yani diyorum ki hani akıllarında kalayım vesaire. Ve şey vardı benim aklımda. işte en yakın arkadaşlarım da LinkedIn'de çalıştığı için onların ortamını böyle ofislerine gittim. Çok güzel ofis, sabah kahvaltıları var, açık büfe, öğlen yemekleri, açık büfe. Açık büfe dediğim şey de böyle Max Royal açık büfesi gibi falan mükemmel yani. Hep böyle bunlardan birinde çalışmak istiyorum. Hep, hep gönlümde LinkedIn yatıyor. Ama her yere başvuruyorum. <laughs> Neyse LinkedIn bana döndü bir tane pozisyona başvurdum. Yine böyle ama junior bir pozisyon. Ben yine de başvurdum sırf LinkedIn'de çalışmış olmak için. Ama o zaman böyle birkaç ay olmuştu buraya geleli. Buradaki hayatımdan çok memnunum arkadaşlarımı çok seviyorum. Sadece işim problem. Ve şeyim böyle tek kurtuluşumu o iş olarak görüyorum. Çünkü gözümde o işi o kadar böyle mükemmelleştirmişim ki sanki LinkedIn'de o pozisyonu yapmak ya da o işi almak bütün dertlerime derman olacak. Evime zaten 10 dakika uzaklıkta falan. Ben böyle e, o işi almazsam öleceğim, biteceğim, yanacağım mantığıyla girdiğim için bir korkuyla girdim o mülakata. Ve tabii ki de o mülakatta başarılı olamadım. Şimdi burada bir şey söyleyeceğim. Beni yanlış anlamanızı istemiyorum. Ama ben aklına koyduğunu yapan bir insanım bir şey için dedike olarak çalışırım ve istediğimi alırım. Hani bunu hani şımarıklık olarak görmenizi istemem. Sadece o hani determinasyon olarak görmenizi isterim. Ve hayatımda ilk defa ben çok isteyip de bir işi alamadım. Ve bu bende inanılmaz böyle bir güven kaybına yol açtı. Ve aldığım geri bildirim de şuydu. Lack of communication, lack of language. Yani bu kızın iletişim becerisi yok. Bu kız İngilizce bilmiyor. Ve bu iki tanesi de benim en böyle sürekli pozitif olarak feedback aldığım, geri bildirim aldığım yönlerim. Dedim ki Emine sen burada sıçtın. Hani burada bir bokluk var. Ama ne yaptığımı fark ettim. Hani hayatımın böyle parlamasını ona bağlamış olarak o mülakata girdiğimi farkındayım ama bir yandan da şey diyorum. Yani bu insanlar bana böyle bir feedback verdiyse eğer bir gerçeklik payı da vardır sen bunun bir üstüne git. Sonra ben o işte geri kalan bir senemde ne yaptım? Gittim müdürüme dedim ki ya İngiliz takımında sürekli eksik var beni oraya koy. Ya da işte İsrail takımında adam mı gerekiyor kim çalışmak ister diyorlar. Onların İngilizcesi de çok iyi oraya gidiyorum. Okuduğum her şeyi İngilizce olarak değiştirdim. Dinlediğim her şeyi öyle değiştirdim. Burada işte zaten sürekli çok uluslararası bir ortam var ama Anadolu İngilizce olanlarla daha fazla takılmaya başladım vesaire. Hani bunu bir kendime gelişim alanı olarak gördüm kısacası. O esnada da işte buradaki hayatımı yaşamaya, buraya işte alışmaya devam ediyorum, yaşamaya çalışıyorum. Bir yandan işte işlere bakıyorum. Burada şeyler var mesela partiler oluyor. Parti de değil de hani böyle tanışma etkinlikleri oluyordu. Sonuçta firmalar da yetenek avlıyor tabiri caizse. Hani oradan ise işte kendinize referans bulabileceğiniz kişiler çıkıyor. O şirketle alakalı bir şeyler öğreniyorsunuz, sunum yapıyorlar bir yandan da onlara gidiyoruz böyle arkadaşlarımızla iş çıkışı. Sonrasında ha, tabii sonrasında geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bir de burada referans çok önemli. Hani siz LinkedIn'den diyelim ki başvuru yapacaksınız, yapıyorsunuz ya orada çalışan insanlara bakın. Hiç tanıdığınız yoksa bile o insanlara mesaj atabilirsiniz. Yahu ben bu pozisyona başvurmak istiyorum. Pozisyon tabii sizin alakalı olması lazım yoksa cevap vermez kimse ama ben pozisyona başvurmak istiyorum. Beni içeriden refer eder misin? Çünkü yurt dışındaki firmalarda çok güçlü bir referans mantığı var. Ve bu referans mantığı da hani şuradan geliyor. O kişiler eğer ki refer ettikleri kişiler işe alınırsa bonus alıyorlar. Böylece herkes güvendiği kişiyi ya da daha iyi adayları refer ederek... ...insan kaynaklarına da bir kolaylık sağlamış oluyor gibi düşünün. Hani böyle bir şey yapabilirsiniz ama dediğim gibi kesinlikle o pozisyonla sizin işte CV'nizin de alakalı oluyor olması lazım. Nitekim ben de ikinci işimi böyle buldum. Benim bu işte Arvato'da çalıştığım bir arkadaşımın benden önceki sene orada çalışan arkadaşının şu anki firmada çalıştığı arkadaşının erkek arkadaşı benim ikinci işimde çalışan firmada çalışıyor SAP'de ve bana da o subscription yaptığım zamandan SAP'den hala mailler geliyor ve ben de hani ignore ediyorum bir şekilde bakmıyorum. Bir gün şeytan dürttü, baktım. dedim ne güzel pozisyonmuş. Bana da uygunmuş ama SAP'de kim var ki hani beni şey yapsın, refer etsin? Sordum bizimkilere. Dedim var mı, yok mu kimse? Aa dedi bu dudanın dudasının dudusu dıdısı var. Beni bir şekilde refer ettiler. SAP bana döndü. Bu arada pozisyon Türkçe konuşan bir pozisyon falan değil bu arada pozisyon bildiğin İngiliz marketine satışçı arayan hani daha doğrusu business development iş geliştirme tarafına birisini arayan bir pozisyon benden ki tamam olsun artık zaten mülakatlara girip çıkmaktan hani böyle alışmışım bu da bana tecrübe olsun diye ben gittim. Mülakata girdim. Mülakata girmeden önce böyle tabii hazırlanıyorum bir yandan işte firmaya bakıyorum bir yandan da şeylere bakıyorum hani firma aslında çevre için ve insanlık için neler yapıyor benim için çünkü bu çok önemliydi hani sadece çalışmış olmak için değil ama hani çalıştığım bir firmanın fayda sağlıyor olması bir şeylere önemliydi tabii bunu senelerce şer gibi bir firmada çalışan bir insandan duymanız da bir garip ama zaten şerden daha kolay çıkmamın hani oradaki işimden ve arkadaşlarımdan memnun olmama rağmen çıkmak istememin sebeplerinden bir tanesi de buydu. Benim değerlerimle onların bütündeki hani yaptıkları uyuşmuyordu. Neyse buraya hiç girmeyeyim bence. Sonrasında ben tabii gittim böyle mülakatım güzel geçti. Rol playler falan yapıyoruz. Beni oraya hazırlarken arkadaşlarımdan bir tanesi şey demişti. Mülakat bitince bir sonraki adım ne diye sor. Yoksa sen hala Dimes Kurulu denemedin mi? Bir paket Dimez tam beş büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimez su, buz. Hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası. Tamam dedim. Mülakat bitti. Ben de sordum yani tamamen gayri ihtiyari. ihtiyari. What's the next step dedim. Bana <laughs> dediler ki next step is offer. Hatta hani bana iki tane ayrı iş söylediler. Hani bu da olur bu da olur senin ikisine de uygun gördük. Ben böyle heyecanlanacağım dedim ki ya siz farkındasınız değil mi? Benim çalışma iznine ihtiyacım var. Onlar da ki evet farkındayız ama bizim için uygun aday olduğu sürece hiç problem değil. Tabii garip müdürüm o zaman bilmiyordu ki o çalışma izninin çıkması tam tamına 4 ay sürdü. Çünkü ben onlara dedim ki ben Türkiye'den buraya gelirken 2 haftada çıkardılar. Gerçekten de 2 haftada çıkmıştı benim çalışma iznim. Ama işte İrlanda zaten yavaşlıkların ülkesi olduğu için bir de üstüne bu eklenince hani yaz zamanı bu dediğim şeyde o yaz eklenince 4 ay süren bir çalışma izni oldu. Neyse ben bir şekilde işe başladım. İş yine benim istediğim ve yapmak istediğim tarzı bir iş değil ama... Yan hakları güzel, firma çok güzel, firmanın işte birçok yerde genel müdürlüğü var, Barcelona'da da var, buradan gitmek istersem onu da yapabilirim vesaire. Böyle yine daha uygun bir tık daha fazla ücretle başlamış bulundum. Ama bana bir de şunu sözünü verdiler. Dediler ki hani senin teknoloji satışında çok fazla tecrüben olmadığı için burası biraz işin mutfağı gibi. Sen burada öğrendikten sonra biz seni 6 aya kalmadan zaten eski pozisyonla yaptığın işte satışa büyük firmalarda satış kısmına geçireceğiz. Ben bunu kabul ederek girdim. Yani bu şartla girdim. Ama tabii ki de böyle olmadı. He, bu şartla girerken bir de bana şöyle bir şey söylediler. Bunu atlamak istemiyorum çünkü hayatımdaki hani böyle çok şaşırdığım şeylerden bir tanesiydi. Şimdi e, şeylerin, ülkelerin iki tip vizeleri olur genelde. İrlanda da böyle. Bir tanesi general skills dedikleri normal bir çalışma izni. Bir tanesi de critical skills dedikleri bir e, şey kritik kri, kritik yetenekler. Yani işte mühendis olmanız ya da ekstra bir şeyinizin olması gerekiyor. Şimdi ben tabii artık işi almışım ana dilim bile değil beni işte bana çalışma izni çalış, çıkarmayı kabul etmişler üstüne bir de bana critical skills çıkartın demek istemedim. Ee, onun da avantajı şu hem böyle farklı bir yeteneğin hani çok prestijli bir şey bir yandan da iki sene eğer ki critical skills vizan olursa daha kolay oturma izni alıyorsun. Normalde dört senede alacağın oturma izni o vizeyle o vize tipiyle iki senede alıyorsun. Beni bir gün HR aradı. Dedi ki ya dedi biz baktık senin CV'ne biz seni critical skills'e uygun gördük ister misin? <laughs> Dedim ki manyak mısınız tabii ki isterim yani böyle bir soru olabilir mi? Neyse bu beni çok memnun etmişti. Hani bu da sandığım kadarıyla benim master'ım marketing communication master'ım olmasından kaynaklanan ve satış alanında gerçekten tecrübemin olmasından kaynaklanan bir şey İngiliz marketine şunu diyebilirlerdi. O yüzden de ısrar etmek istememiştim. Ya burada İrlanda'dayız, ana dili İngilizce olan bir adam varken sen niye hani Türk birini İngiliz marketinde satış yapmak için alıyorsun da diyebilirlerdi ama şirketler onu isteyince bir şekilde ayarlıyor. Çünkü orada marketi geçirmemişler. Desired language yani istenilen dile uygun diye geçirmişlerdi. Nitekim ben bundan işte birkaç ay önce İngilizcem ve iletişim becerim yeterli olmadığından dolayı reddedildiğim LinkedIn'deki o işten sonra ondan çok daha büyük bir firmada İngiliz marketinde hem de e, Critical Six vizeyle işe alındım. Hani bu da birazcık daha şey işte o aradaki boşluk ne? Üzerinde ben ne yapabilirim diye. Hani o arada gerçekten çok çalıştım. Bu benim güvenimi bayağı yerine getirdi. Ben burada çalışmaya başladıktan sonra ama tabii o bana verdikleri söz de gerçekleşmeyince birazcık böyle ...yine bakınmaya başladım ama şirket içinde... ...bakınıyorum çünkü şirketi sevdim... ...şirketin kültürünü sevdim ve büyük resmi... ...görmek istedim. Yani ben bunu sevmedim... ...hadi gideyim demek istemiyorum. Gerçekten... ...büyük resmi görmek istedim. Bu şirket... ...globalde büyük bir şirket. Yanakları... ...güzel, sağladığı eğitimler... ...güzel ve çok güzel işler yapıyorlar. Gerçekten çevre... ...anlamında insanlık... ...insanlığa fayda sağlam anlamında... Bu da takık gibi duruyorum ama gerçekten... ...önemli. Yani inanmadığınız bir şey yapmak zor. Zaten kurumsal şirketlerde çalışmanın da çok böyle fanı değilim yani. Sonuçta günün sonunda hepimiz modern köleyiz baktığında. Ama en azından senin değerlerine uyuşacak bir şeyler olması hani bu kapitalist düzende madem kaçamıyorsun en azından hani maksimum fayda sağladın ya da içinin bir tık daha rahat olduğu bir şey olması bence önemli. Neyse ben böyle içerilerde bakınmaya başladım başladım derken bizim Yine da yan binada farklı bir departmanda customer success tarafı gördüm. Bu arada şeyde karar verdim. Ben zaten satış matış yapmak istemiyorum. Benim yaptığım satışla buradaki satışın alakası yok. Ve hani beynim de basmıyor. Zaten İngilizlerle çalışmak istemiyorum artık. Yılmışım. Yok dedim ben hani farklı bir şeye bakacağım. Biraz daha danışmanlık tarzı bir şey bakayım. Öyle bir pozisyon buldum. Orada da tabii o bir sene içerisinde yine çok güzel bir ilişki geliştirdim. Oradaki işte yöneticilerle oradaki arkadaşlarımla çok böyle şey oldum sosyal kelebek tadında <laughs> ortalıkta dolaşıyorum. Sonra gittim yöneticilerimizden bir tanesine dedim ki John böyle bir pozisyon var. Bunun da müdürü buymuş. SAP'de yan binada hani bu takım. Barbara'ymış müdürü. Tanıyor musun? Aa dedi tanıyorum. Dedim ki ben buna başvurmak istiyorum. Bana yardımcı olur musun? Bu sefer de John'un iç referansıyla Barbara'ya yazdığı Barbara dedi ki, gel konuşalım. Biz konuştuk. Ben kendimden bahsettim. Tabii o arada artık bir daha çalışma izni ihtiyacım yok. Aynı firmadayım. Sadece yenilenecek. Tamam dedi problem değil. Hani bu mantık da benim çok hoşuma gidiyordu oradayken açıkçası. Çünkü doğru yetenek olduğu sürece şeyden kaçmıyorlar. Bir tık daha böyle masraftan kaçmıyorlar. Tabii sonra bu mantık pandemiyle değişti. Neyse. Ben orada çalışmaya başladım. Ve diğer departmana geçtiğimde şunu fark ettim. Sanki şirket değiştirmişim gibi. Yani o kadar farklıydı ki. Diyorum ki böyle bir onboarding süreci ben bu şirkete başladığımda asla yoktu. İşte bu kadar düzenli değildi, bu kadar yapı, yapısı düzgün değildi falan. Ben o departmanda muhteşem bir takımla ve gerçekten hayatımda şu ana kadar çalıştığım en 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 iyi müdürle çalıştım bir sene. Ama tabii kurtluyum. Bir yandan da şeyim böyle. Tabii departman da rahat ve ben bu sefer de İngiliz marketine değil şeye bakıyorum. Ee, İskandinav ülkelerine işte İsveç, Norveç, Norveç, Danimarka, Hollanda bir de şeyler Baltık ülkeleri var. Estonya, Letonya. İş de kolay. insanlarla çalışması da kolay. Bir yandan da işte bu mindfulness alakalı eğitimler veriyorum. Meditasyon eğitimleri veriyorum. İşte koşul eğitimlerimi tamamladım. Hani e, çünkü o şirketin mantığı şu. Peer to peer learning. Yani ben seni eğiteyim sen de kendi peerlerini eğit. Ki biz bu şekilde bir hani komünite olalım. O yüzden böyle hani 10 bin euroluk eğitimleri şirket bana verdirebiliyor. Tabi bu birazcık da kapitalizmin bu make mindfulness kısmına geliyor. Orayı çok fazla şey yapmak istemiyorum. Yani şu an buraya girmek istemiyorum. Ama şey diyorum, ben zaten zamanımı satıyorsam hani bu sistemin bir parçasıysam en azından alabildiğim kadarını alayım. Ama çok memnunum da bir yandan çalıştığım insanlardan hani İtalyanı, İspanyolu, Almanı, Fransızı hep beraber birlikte çalışıyoruz. Herkes çok yardımcı vesaire hepimizin zaten belli amaçları var. Orada da öyle çalışıyoruz öyle söyleyeyim. Ama bir yandan da bir şeyler daha farklı yapmak istiyorum. Kim gibi inanılmaz da konfor alanımda olmuş. Hiçbir şeye de adım atmıyorum. Bir gün arkadaşım ya dedi LinkedIn Türkçe konuşan Customer Success Manager arıyormuş. Bana mesaj attılar. Bana attılarsa sana atmışlardır Emine. Bir bak istersen. Ben dedim ki bakayım hiç bakmadım mesajlarıma. Baktım e, işe alan kişi de direkt o işin işe alım müdürü atmış. Hani beraber şu an çalıştığım kişi. iki hafta önce atmış görmemişim. Öylesine cevap yazdım. Kusura bakma hani görmedim. İstersen konuşuruz tabii. Aa dedi konuşalım. Sonra e, biz öyle konuştuk. İlerleyelim dedi. Hani mülakatı böyle enerjimiz tuttu. İlerleyelim bir sonraki step'e. Okey dedim. Ama içimden de nasıl öyle şimdi iş değiştireceğim keyfim yerinde falan böyleyim. Ama bir yandan da her ne kadar iki kere iş değiştirmiş olsam da buraya geldiğimden beri maaşım bir tık artmış olsa da SAP'nin maaşları diğer ıı, şirketler kadar yüksek değil ve ben şeyim böyle herkesten çok daha az kazanıyorum ve bu beni strese sokuyor. Etrafıma bakıyorum yaşıtlarım işte benden sonra gelenler işte zaten herkes Microsoft'ta, Google'da, Amazon'da çalışıyor muhteşem paralara çalışıyorlar. Ben yine fasulye gibi aradayım ama tabii keyfim yerinde çalıştığım insanları seviyorum işte onun dışında bir sürü eğitim alabiliyorum böyle çok da sallamıyorum o yüzden. Neyse böyle konuştuk. Önce İK ile konuştuk. Ondan sonra bana bir mülakat ayarlandı. Mülakata hiç heyecanlı girmedim. Yani çünkü olsa da olur, olmasa da olur. Hatta girmeden önce kaç kere böyle yazıp yazıp geri sildim. Ya benim keyfim yerinde burada. Ben sizin vaktinizi almayayım. Siz de benim vaktimi almayın. Boşu boşuna şey yapmayalım diye. Bir an bir şeyde hep böyle elimi geri çekiyor. Diyorum ki yok ya neyse yazmayayım o kadar. Şimdi insanlarla en kötü mülakat yapayım. Kaç senedir yapmadım diye düşünüyorum. Biz mülakatı yaptık. Bana o rol playler mülakat konusu falan önceden atıyorlar ya. Sabah 9'da mülakatım var. Bir gün önce 4'te geldi. Hazırlanmadım bile doğru düzgün. O kadar sallamıyorum ve şeye güveniyorum. Yani bu kadar tecrübem var artık. Bu tecrübeyle bir mülakata da giremeyeceksen bana yuh olsun. Neyse gözücüyle baktım. Ertesi gün mülakata girdim. Bence mülakat güzel geçmemişti bu arada. Kapattık biz. Öyle çok güzel geçti falan diye de bir instant feedback almadım. Orada direkt instant feedback veriyorlar. Çok güzel şeyler söylediler bu arada. Ya dedim herhalde kibarlık olsun diye söylüyorlar. Bir kapattık biz zoom'u. 20 dakika geçti. Beni işte insan kaynakları aradı. Nasıl geçti diyor. Ya dedim iyiydi değildi. Şöyleydi böyleydi. Yok canım diyor iyi geçmiştir diyor. Yok ya bence çok da iyi geçmedi diyorum. Emin misin falan diyor. Dedim ki ulan ne oluyoruz bir şey var burada. Dedim işte mail atmamı istediler. İşte toparlayayım diye falan. Yok sen, sen dedi mail falan atma. Sen aldın işi. Ben böyle şok oldum. Ne? Hani yine bu da çok hızlı bir şekilde olan bir şey. Normalde yine 4-5 ay süren bir şeyden bahsediyorum. Nasıl oldu ben de anlamadım. Aldın işi dedi. O gün de cuma dedi. Ama bugün şey vermen lazım. Notis vermen lazım istifanı dedim ki ben böyle bir şey yapamam önce bir müdürümle konuşayım iki hafta önce kadınla kariyer planı yapmışız kadın bana şey demiş ben seni destekliyorum işte buradan çıktıktan sonra seni işte e, mindfulness departmanına gönderdim öyle bir departman vardı bu arada SAP'de ve chief mindfulness officer diye biri var falan böyle hani böyle learning development tarzı şeyler çok önem veriyorlar neyse dedim ki bana bir zaman verin tamam dediler 5 dakika sonra işte kapattık tekrar aradı bu sefer şey İK'cı ya biz düşündük de aslında dedi. Senin teklifini arttıralım dedik. Zaten reddedemeyeceğim bir teklif vermişlerdi bu arada. Üstüne bir daha arttırdılar ve ben şeyim böyle nasıl ya falan diyorum. Bu arada Barbara da hani o zamanki müdürüm de SAP'deki bana şey demişti. Yani hem istediğim bir şeyi hem de istediğim parayı veren bir şey bir şirket olursa ben asla önünde durmam çünkü biliyorum SAP'nin maaşı çok düşük. OK dedim. O hafta sonu tabii ben uyumadım sürekli işte annemle Kaan'la işte erkek arkadaşım Francesco'yla ile sürekli böyle bir şey müzakere halindeyiz ne yapsak ne etsek. Neyse ben en sonunda bu işi kabul ettim. Yani 4 sene önce benim başvurup da işte LinkedIn'den aynı müdür değildi tabii farklı bir müdürdü. İletişim ve dili uygun değil diye reddedildiğim bir pozisyondan Dört sene sonra LinkedIn'in bana gelip bizimle çalış diye bir teklif verdiği bir tarafa gelmiş oldum ve bunun hani vermek istediğim mesaj aslında şu sabırla eğer ki bir şeyi beklerseniz ve hani doğru şekilde doğru adımı atarsanız evet istediğiniz şeyi bir şekilde elde ediyorsunuz çünkü biz her şeyi hemen şimdi olsun istiyoruz ama bazı şeylerin zamanı var. Ben 4 sene önce o istediğim pozisyonu almış ve o zaman bu şirkete girmiş olsaydım harcanabilirdim. Çok mutlu olmayabilirdim. Ve hani çok düşük bir maaşla da girebilirdim. Çünkü o çok junior bir pozisyondu. Demem o ki bir şeyleri isterken bir şey olmuyorsa, olmuyorsa mutlaka bir şey vardır. Yani çok böyle kaderci yaklaşmak istemiyorum ama şu ana kadar isteyip de olmadığını düşündüğüm şeylerde hep şu yani bir şeyi çok isteyip de olmadığında ya gerçekten onu istemediğimi fark ettim içten içe ya da her zaman daha iyisi geldi. Yani bu beni hiç şaşırtmadı bir kere bile. O yüzden bu hani yurt dışı konularında da bir şey çok istiyorsanız ve olmuyorsa orada bir durup ya bu neden olmuyor? Ben bunu gerçekten istiyor muyum? Ya da ben burada kendimi daha nasıl geliştirebilirim? Onu hani neler yapabilirim diye bir düşünmekte fayda var. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Gününüz çok güzel geçsin. Yoksa sen hala Dimes Cool'u denemedin mi? Bir paket Dimes Cool'dan tam 5 büyük bardak içecek hazırlanıyor. Dimes Cool, su, buz hepsi bu kadar. Göründüğünden daha fazlası.